Balkan'ı kazanamazsan parmakla seni gösterirler. Türk ulusu yerine hani biraz daha Romacı nesillere doğru odaklanacağız biz. Biraz daha Akdeniz kıyısı. Aynen, biraz daha batıya yönelik bir Osmanlı olacağız. Daha çağdaş bir Osmanlı olacağız. Hele bir kazanama asarız seni. Bu ne lan? Nerede görülmüş Osmanlı'da padişah asıldı? Şey değil mi? O genç Osman gibi çıkıyorum, sonra asılıyorum. Balkan'ı kaybedersen Balkan'ı derler. Bırak desinler. Şimdi bu donanmayı aşağıya çekelim bir kere. Teneke basmaya gerek yok. Şimdi retention çok kötü seviyede. Acaba silah değiştirsek mi? Almanya'dan alacağımız silahlarla ülkeyi borca sokup hasta adam olmaya devam edeceğiz. Hastalığımızı ilerleteceğiz. Ama depomuz boş olmayacak. O yüzden daha kaliteli silah. Depoma kalitesiz silah istemiyorum. Ben Osmanlı çocuğuyum aga. Bir silah alalım bir tur. Ülkeyi bir borca sokalım. Almanları yine zengin edelim. Antifaşist reyit falan koyalım yani. O stability'yi erken seviyede düşürecek. Cidden düşürecek, zarar verecek stability'mize. Ama ileriyi düşündüğümüzde stability'miz en azından %10, %15 civarlarına daha yüksek olacak. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle ben burada reyde öneriyorum. Hangi parayı verdin Almanlara? Şimdi şöyle, Konstantiniye bildiğin gibi ünlü bir şehir hani dünyada. Burada bazı toprakları veriverdim. Hani yatırım olarak düşünebilirsiniz bunu. Şimdi burada War Support'u eğer yaparsak böyle bir şey olacak. Biz büyük ihtimal Early'den de düşebiliriz. Ama isyan etmesini istemez miyiz? İsyan etsin mi yoksa ne dersiniz? O zaman Stability diyeceğiz. O yüzden şöyle yap. Lan! Bu değişmiş! Ananı sikeyim, Arnavut'ta güncelleme gelmiş. Annex'le konvoyları toplayın. Bak bak, en iyi mesaj oydu. Konvoyları toplayın. Abi ya. Bir bakayım. Biraz konvoy üretmemiz gerekecek cidden Arnavutlu anneksemek için. Önce bunu yapalım. Buradan bir 150 PP'yi alayım. Ve borçları ödemeye başlayalım. Hemen hızlıca. Yıl olmuş kaç, hala yıldız kaydı diye millet korkuyor. Sorma ya. %1 stability kaybediyoruz oradan bile. Şimdi 135 PP olduğu anda burada şeyi alalım. %15 politik power'ı, yani Ahmet Tevfik Bey'i. Bak sosyalizm diyor. Böyle şeylere hiç gerek yok Osmanlı'da. Aha, Almanlar gemileri satıyor. Alalım mı? Dreadnought'ları alalım mı, Dreadnought'ları? Ama Rus limanlarını bombalarlarsa sıkıntıya girebiliriz. Tamam, chat Almanca çıktı. Hemen aldık. Ülkeyi Fransızlara verdi, verdi, verdi. Vallahi verdik. Ülkeyi Fransızlara verdik. Umarım dikerler. Fransızlar topraklarımıza sibil dikiyor. Ne güzel bir şey. Düşün yani. Başka bir devletin sana gelip fabrika dikmesi kadar güzel bir şey var mı? Beleş fabrika canım. Tabi borçlanıyoruz ama borç yiğidin kamçısıdır. Şimdi bir hemen şurada Pearl Army gidelim. Şu envelileri falan bir şişleyelim. İttihat Terakki'ye burada yer yok. Şimdi Pearl Army'den sonra geçici hükümete gideceğim direkt. Şimdi burada Enver, Mahmut Şevket Paşa, Ahmet Cemal Paşa gibi üçlüyü bir yok edeceğiz burada. Ve en iyi Hazırım generallerimizden, efendim. hatta birisi de mareşal olmak üzere kaybedeceğiz. Bunları kaybedeceğiz ama sanırsam paşamızı kaybetmiyorduk. Atatürk'ü kaybetmiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Borçları bir tur daha ödeyelim. Serdar Hakan'a gidelim hemen hızlıca. Şimdi burada ya Abdülmecid'i seçeceksiniz ya da Osman Fuat'ı. Aynen, Osman Fuat'ı her türlü seçeceğiz. Çünkü Abdülmecid'in buff'larını daha çok beğenmiştim ben. Tevfik Paşa'yı alıp bir %62 stabilite oranına çıkalım hemen burada. Anti-raid'lerin ne kadar işimize yaradığını burada görmüş oluyorsunuz. Stabilitemiz durmadan yükseliyor ama İttihat Revenge'ini hala bitiremedik galiba. Şimdi şöyle hemen bir Roma'ya dönüşeceğiz şimdi. Direkt Osmanlı'dan tak diye 3. Roma'ya döneceğiz. Rusların da hayalidir bu. Osmanlıcıların da hayalidir. Başka öyle bir devlet var mı? Bir Mussolini de var. Ama Mussolini buna 3. Roma diyor mu bilmiyorum ama Ruslar ve hani Osmanlılar 3. Roma hayaliyle yanıp tutuşuyor cidden. Konuştukça boğazım tıkanıyor ya. Bu niye iptal oldu? Ha, hastiktir. Emriniz yok. Cidden mi ya? Bu kötü oldu işte. Bizi çok yavaşlattı ya. Bir tık üzücü oldu bu. Bunu 10 vite çevireceğim. Şöyle bir bakalım hemen buraya biraz. Burada yine klasik çıkartmasını atıyor. Güzel, iki sivili aldık. Bir de Erkan-ı Harbiye'ye gidelim. Sonra da bunları indirip direkt olarak
3. Roma'ya gideriz. Güzel, yine bir çıkartma yedik İtalya'dan. Toparladın. Şöyle yapalım. Şurayı da bitirirsek rahat edeceğiz zaten. Şu Yemen'i bir kukla salalım artık. Askeri çekelim diyecektim. Orası bitti hızlıca. Tamamdır. Trablus da bitti. Direkt White Peace'i imzaladık İtalya'yla. Gayet güzel. Hatta şu sivil bittikten sonra artık supply hub'ımızı atalım şuraya bir. Kosova'nın arkasına bir tane atalım. Çünkü yani itilme tehlikesine karşı bunu yapıyorum. Buradan Sırbistan'a doğru supply sağlarız zaten. Şimdi stability'mi çok çok güzel bir orana getirdim. Consumer Good Touch. Oo, bayağı yüksek. O yüzden basamıyoruz zaten. Borç hani yiğidin kamçısıdır diyerek hala tabii ki kendimizi borca mahkum ediyoruz. Çünkü hem depomuzu silahla doldurmamız lazımdı. Hem de o Fransız sivillerine cidden ihtiyacımız var. Burada Osmanlı'nın en iyi yollarından birisi olabilir. Çünkü stabilite anlamında, evet Balkan Lig kurulu bu arada. Stabilite anlamında en yükseklerinden birisi. Bu arada 3. Roma olduk. Rengimiz çok çok güzel ve hani böyle taze bir renge dönüştü. Bu renk ne olarak tarif edilebilir size? Grobdoshtreich'ın kırmızı versiyonu diyebiliriz bu renge. Ve aynı şekilde bence bir tık pancar kırmızısı da diyebiliriz. Ya da böyle patlıcan morunun açık rengi. Hemen şöyle bir stabiliteyi alalım. 35 günde %15 stability. Tak tak. Şimdi orduları yayalım biraz artık. Savaşa 2 ay kaldı çünkü. Kerkü'yü verebiliriz mesela. Aynen, bir Kerkü verelim. Bu mantıklıydı değil mi? Bunu imzalamak. Katar elimizden gidiyor ama. İngilizler bizi dolandırıyor mu yine? Ne yapalım buna? Biz bunu evet diyorduk sanırsam. Yes yes mi diyelim? İyi verdik amına koyayım Katar'a, hadi. Araplardan kurtuluyoruz o zaman. Hiç. Allah, bir de tam savaşa girdiğimiz anda oldu. Bunun savaşı da çok korkunç geliyor var ya. Bir anda başlıyor ya böyle. Nerede o bizim kırklar? Bunları bir ortaya çekelim öncelikle. Bir de planını çizelim. Biz ne durumdayız mesela? Hatta şöyle bir bakalım. Ekonomiyi değiştirecek kadar iyi miyiz? Ekonomi yasasını atacağım birazdan. Bizim supply hub'ın acilen bitmesi lazım bu arada. Kombatı bir açalım. Güzel tokta takta vuruyoruz bu arada gördüğünüz gibi. Burayı iteceğiz. Edirne tarafı biraz sıkıntıda gözüküyor. Orayı da şöyle çözeriz. Buradan buraya kaydığı anda burayı vurmam lazım. Tamam. Bizim hedefimiz şu Kurusevac'ın arkasındaki supply hub'ı almak elbette. Burada hemen counter atağa kalkışacağım çünkü organizat kınıyor. Atlıyı buradan gönderelim. Yenilirsen temizden 5k cepte. Evet, ona da bir bakalım arada bir. Şuralarda çünkü Bulgarlar falan itmeye çalışıyor bizi. Kendimizi yedirmeyelim. Şuradaki asker vurmayı bıraktığı zaman zaten ordu düşük olduğu için hazırım komutanım. Plan kastıktan sonra bununla vuracağım. Aynen. Hızlıca oraya girersek güzel olur. Küreyi bir patlatabilsek çok güzel olacaktı ya. Hadi gir oraya. 3 division'ı bir yiyelim. Aynen. Güzel. Şimdi Belgrad'a şöyle. Buradan vuralım. Tamam, Belgrad'ı aldık. Yürü. Ama Belgrad'a division sokmamız lazım elbette. Kayıplarda ne skaladayız? 34k'ya 52k. Yine işte durumundayız bir tık. Şimdi şuradaki supply hub'ı alalım. Ondan sonra nişe yürüyelim bence direkt forest'tan. Zaten iki taraf da forest. Artık sana gidelim ya abi. Puppet gelsen şöyle şuradan 2 dakikada kolayca savaşı bitiririz, rahat ederiz zaten. Aslan parçası. Güzel. Line atar vermemiz bayağı işimize yaramış gözüküyor. Burada nişe vuralım. Hatta atata force bile verebiliriz şu an. Allah, arkaya ordu kaçırdı. Nişe'ye reinforce geliyor. 265 tane motorize olabiliyormuş. Çok iyi lan. Ya bu Almanlar veriyor veriyor ama bizi de bir yandan sikiyor, farkında mısınız? Tamam, istediğimi yapmışım burada. Oraya devam etmeye gerek yok. Buradan gitmesine izin vereceğim. Kendimiz yapalım demir yolunu. Bu kadar kapitülasyon fazla demiş. O yüzden ikna edici oldu bir tık. Motorize'yi aldık. Sonunda motorize sıkıntımız bitecek. Almanların o güzelim kamyonları geldi. Alman kamyonlarıyla yanlayabilirim İspaşam. Elbette, elbette. Şimdi Army Modernization'ı falan yapalım. Onu unutmayalım da. Burayı hızlıca alıp savaşı bitirelim artık. Tamamdır. Ya sabahtan beri yapmaya çalıştığım şuydu. Multiple'dan girebilsek zaten bu savaş hani 3 ayda da biter. Ama topraklar hiç uygun değil. Balkanlar Allah'ın belası bir yerdir. Umarım Yunanistan'ın donanması vardır. Genelde böyle deyip Yunanistan'ı falan şey yapmıyorum, annekslemiyorum ama Korfu'da bırakacağım anasını satayım. Venedik zamanına geri dönsün piç. Son kararınızı da verdiğinize göre. Şimdi şu 3 sivili aldıktan sonra burada direkt Mediterranean'a ineceğim. Sonra şu Kaiser
Of, söyleyemedim. Kaiser of olur, hemen gideceğim. Burada çok güzel bufflar sağlıyor bize. Bunu aldıktan sonra, Kaiser'in Rum buff'ını aldıktan sonra da United Balkan'a gideriz. Ha, güzel bir silah kavuştuk. Yunan'ın donanması için mi papıtı aldım? Evet, belki donanması vardır diye aldım. Bir bakalım donanması var mı? Yalnız. O bayrak ne muhteşem bir bayrak ya. Ha? O bayrak ne taşaklı bir bayrak. Yalnız donanması da varmış bu arada. Şöyle bir army modernization yapmaya devam edelim bir yandan. Bir de borçları ödemeye devam edelim. Borçlar biraz arttı çünkü. Bu arada bu çirkinliğe katlanmak istemiyorum. Şu Arnavutluğu annexleyelim mi? Niye saldın ki? Ya o savaşla stabiliteyle uğraşmak istemedim. Şimdi onun bana stabilite eksisi oluyor. Eksi 5 stabilite veriyor. Sonra iç savaş şey çıkartıyor orada. İsyan çıkartıyor. Bir de orada eksi 10 stabilite çıkarıyor. Eksi 15 stabilite hani oraya verilmez. Annexlesene ne olacak bakalım. Şeyden mi? State transfer tool'dan mı? Bakalım isyan yiyorsak yiyelim ya. Oradaki çirkinlik bir tık sıkıntı benim için. Aynen yine yiyormuşuz cidden. Ha, bu sefer Declore War atıyor direkt. Tamam atsın. Burada artık ana fokuslarımıza gidelim. Romanya'ya Vargol'u alalım. Şu an çok güzel gözüküyoruz. 47 sivile ulaştık. 3 sivil sonrasında artık militere döneceğim. Tabii ki Kaiser of Al Roman'ı alacağım hemen. Central Power'a katılalım mı? İstiyor musunuz Central Power'ı? Ben istemiyorum şahsen. Katılalım, fokustan buff alıp çıkalım. Ama bu sefer de İtalya Central Power'a katılmayacak. O ihtimali gözden geçirmek için fokusumu bile iptal edip hemen şu fokusu gideceğim. Bu fokustan sonra Central Power'dan çıkacağım. Fransa bir sivil veriyor. 1400 ekliyor amına koyayım. Borç yiğidin kamçısıdır. Lan öyle diye diye 2 saattir 6 siville basıyoruz anasını satayım. Bence Balkanları korlayarak da o şeyi kazanabiliriz. O yüzden Fransız'ı bırakıyorum arkadaşlar. Kapitülasyonları kaldırdım. Bir ara Almanya'da oynayalım mı ya bunda? Ben hiç Almanya oynamadım Great War Reduct'ta. Ananı sikiyim. Savaş başladı. Chat! Niye çıkamıyorum? Chat amınıza koyayım. Ya ben girmeyelim demiştim ama ya. Tövbe estağfirullah. Ben burada çok racontal bir hareket yapıyorum. Çünkü başıma bu belayı siz açtınız. Şöyle bir şey yaparım ve giderim. Bunu kapattık mı? Kapattık, tamamdır. Bir daha da chat'e güvenip bir şey yapmam bu saatten sonra, haberiniz olsun. İngilizler de beta shiplerimi vermedi. Lanet olsun. İngilizler yine sikti bizi ya. Ben Elias'a katılmam lazım acilen. Ama şu şey çok güzel oldu. Alman buff'ı. O nerede peki? Ananı sikiyim. Buff da gitti. Neyse. Öğrenmiş olduk. Tecrübelendik. Ben buna savaş açıyorum. O zaman Nana'yı yediğimiz gündür. Şimdi Calabria haklı bir neden. Claim atmışız zaten. Claimlerimiz var bu arada İtalya'da, haberiniz olsun. Almanlara, Avusturmacarlara ve İtalyanlara karşı savaşa girdiğimiz gündür efendiler. Hazırlanın. Biz geliyoruz. Hızlıca Avusturmacar'a girelim. İtalya zaten oradan. Ya niye girdin savaşa ya? Abi keşke zamanında direkt Avusturmacar'a atsaydım. Avusturmacar'da da zaten İtalya garantisi vardı. Neyse, sadece Avusturmacar'a da alacağız chat. Tüm dengeyi o Alman ittifakına katılmamız bozdu cidden. Moral bozmak yok, devam. Lan amını siktiğim, beni arkamdan mı vuruyorsun sen? Ulan yavşak. Biraz uçak gerekiyor cidden. Arap yiyelim mevzu adam. Arapları yiyeceğiz şimdi ya. Burada bu arada itmişim. Araba bakarken. Şöyle biraz daha Yugoslav'a doğru bir pakıt atsak güzel olabilir. Sonra donanmayı reyde çıkarırız zaten. Petrolümüz dolduğu için sıkıntı yaşamayız. Direkt ana donanmayla reydimizi atarız. Gayet güzel ilerliyoruz bu arada. Şurada da ordularımız biraz hızlı hareket etse, bir de biraz kes atak kazansak, split'e girdiğim anda rahat edeceğim. Avusturmacar donanması dövmeyi deneyelim bakalım. Abi çöle plan yaptın bu arada. Tam zaten aktif oluyor artık plan. Sıkıntı yok. Pakıt da mı şu an peki? Bakalım. Ha, burada limanı varmış. Harekete hazırım. Oradan atalım kendisini de. Zagreb'e gitmeden önce bir tık sıkıntı yaşayacak. O yüzden hızlı da Zagreb'e koşmamız lazım chat. Güzel, Nest kapitülü oldu. Burayı mayınlamış bu arada. Şurada bir pakıt çakarsak. Avusturmacar'ı baya baya dövüyoruz bu arada. Ama keşke biraz daha uçağımız olsaydı cidden. Manpower bitti bu arada. Bize acilen kor lazım. Oralar korlanıyorsa rahatız zaten de. Bir ufak silah açığı görüyorum ve artık şu division'ları sanırsam
Çevirme vakti gelmiş. Hazırım efendim. Rus, İngiliz ve Fransa'yı zaten improv attığım için birazdan onlardan silah koparmaya çalışacağız, merak etme. Ben de zaten silah atmaları için uğraşıyorum şu an. Oğlum niye kimse bir şey vermiyor lan? Normalde bunlar 10k silah atıyordu. Ne bok yiyeceğiz biz şimdi? Bu sıra hazır onlarla ilişkimiz yüksekken bunu bir açalım. O zaman bir tür İngiliz alayım. 5k silah iyidir. Mısır nerede Evenzo? Mısır'ı şimdi istiyoruz zaten. Onu da hiç kuşkunuz olmasın. Katılırlar mı acaba bize karşı savaşa? Vallahi katılsa da açıyorum artık. Umarım nanayı yemeyiz chat. Gerçi direkt Axis'e katılır herhalde ya. Tamam, direkt Central Power'a katıldı. Ama ne ara katıldın savaşa? Ne ara katıldın? Ne ara yani? Adam Central Power'a katıldı amına koyayım. Böyle oyunun mantığını sikeyim ben ya. Save almadan savaş açmak ne zamandır adet oldu. Bizde öyle bir şey yoktu da işte. Garantiyi kapatmadığım için pişman oluyorum. Genelde pişman ediyorum. Burayı dinle. Umarım Mısır'ı verir en azından bize. Güzel. Mısır'ı aldık. Bizde bir işimiz kalmadı artık. Şu an bizim beceriksiz olduğumuz topraklara geldik, dağlara. Emriniz yok mu? Dağcımız olmadığı için şanssızız o konuda. Baş üstü. Priest'i alalım. Kes atakta vuruyoruz şu an, o yüzden burayı itebiliriz. Ben inanıyorum ona. Emriniz yok mu? Şuraları bir bitirelim artık. Attığımız paketler sonuçlansın. Viyana'sını alalım. Oradan da Budapeşte'ye doğru ineriz. Viyana'da saplayap vardır zaten. Aynen, Viyana'yı alalım. Ondan sonra Viyana bağlanınca da şuralara doğru ilerleriz biraz. Şunu sağlayabilirsek belki bir şeyler yarar. Hadi düş. Şöyle götten biraz ittirelim. Ana fokusumuz tamamen bitti. Navy Reorganization'a gidelim. Efendim? Ve Viyana düştü. Hayırlı olsun. Chris Korak State'ine girelim. Ondan sonra buradan aşağı doğru yayılırız. Şuradan devam ederiz. Şöyle geniş geniş Budapeşte'ye doğru ilerleyeceğim. Atacağımız paketi biraz daha büyütebilirsek iyi olur aslında. Entent hiçbir bok yapmıyor. Ne yapacağız burada? Amerika'yı mı bekleyeceğiz illa biz? Epidemik falan geldi çünkü. Birazdan peace'e kalkışır büyük ihtimal. Entent tarafı. Hızlıca Avusturmacar'ı yiyelim biz. Bir de peace nasıl olacak acaba şu an? Umarım global peace gelmez direkt. Global peace gelirse ağlarım. Siktirsinler gitsinler başka bir yere. Heh, sonunda geldi. Amerika geldiği için şimdi rahata kavuşuruz. Ya aslında buradaki durumun düzelmesi lazımdı şu an. Abi Roma'ya gelmesin işte ya. Burada alttakine tıklıyorum. Üsttekine büyük ihtimal bok olmayacak. Abi save alayım. Bir bakalım piece'e nasılmış. Evet galiba bana baş düştü. Oyun garip bir şekilde kasıyor. Bunlar piece'e gidiyorlar mı? Abi piece'e gidiyorlar her türlü. Oo, nanayı yedik galiba. Almanlarla sadece bir savaşta kalırsak ağır alırım. Şu an çıkmaza girdik bu arada. Ordular mordular vurmaya başladı. Vurmamaya başladı şundan dolayı. Oha. İyi bir ay var. Bir ay sonra bitiyor de bak. Kafalarına uçak koyacağım durmadan. Weimar Cumhuriyeti'ne dönüştü bu arada. Abi Paris Peace Konferansı geliyor. Böyle bir saçmalık yok. Ben mesela buradan toprak alamayacağım değil mi cidden? Avusturmacarı bölecekler birazdan. Abi mesela böyle bir saçmalık cidden yok ya. Umarım buna garanti atmazsın. Ananı sikeyim senin ya. Ananı sikeyim senin. Bir daha bu Great War Redux'u garantisiz oynarsam. En azından bari Gostavia'mızı alıp öyle bitirsek ya. Cidden. Emriniz. Abi. Ya cidden mi ya? Of. Ben ittifakta değilim. İttifakta değilim. Ya garantiyi kapatsaydık. Bir de Central Power'a katırmasaydık. Keşke chat'te birkaç kişi dinleyip. Şu an elimizde Romanya'mız, Macar'ımız, Avusturya'mız bulunuyordu. Cidden bulunuyordu. Bir de İtalya. İtalya da bulunacaktı elimizde. İtalya'nın Roma ve Naples kısmı. Neyse bu sınırlar da güzel. En azından barışa kavuşturduk. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup, like atıp, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.